Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir süredir ülkemize kurumsal olarak hizmet veren TCL'in iki farklı ürününü aynı anda inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi zaten arkamda görmüş olduğunuz devasa bir LED televizyon. Diğeri ise hemen sağ köşede görmüş olduğunuz hava temizleme aleti. Bunlara geçmeden önce dilerseniz TCL'den biraz bahsedelim. Bugün bir teknoloji mağazasına gittiğimizde akıllı telefondan robot süpürgeye kadar pek çok TCL ürününe rastlayabiliyoruz arkadaşlar. TCL ürünleri genel itibariyle ülkemizde Bilkom güvencesiyle satılıyor ve son dönemde oldukça talep gören ürünler geliştirdiklerini de söylememiz gerekiyor. Burada özellikle televizyonlara ayrı bir parantez açmamız lazım. Çünkü TCL zaten dünya pazarında televizyon söz konusu olduğunda lider isimlerden biriydi ki ülkemize de artık yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. TCL'nin en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar düşük fiyatlara oldukça üstün özellikli televizyonlar sunabiliyor olması, aynı arkamda görmüş olduğunuz bu devasa televizyon gibi. Dipnot olarak şunu da belirtmemiz gerekiyor sizlere. TCL dünyanın en büyük TV üreticilerinden biri ve ülkemize yaklaşık olarak 2 yıl önce giriş yapmıştı arkadaşlar. Özellikle Android TV kategorisinde %20.7'lik bir pazar payı var ve 2021'de de yine Android TV kategorisinin baz aldığımızda dünyanın bir numaralı ismi konumundaydı. Türkiye pazarına baktığımızda da kısa bir süre önce en geniş Google TV ailesini bizim pazarımıza, yani Türkiye pazarına sunmuş oldu. Az önce de bahsettiğimiz üzere arkadaşlar TCL'in robot süpürgeden hava temizleyiciye kadar geniş bir ürün kitlesi bulunuyor. Bugün bir elektronik mağazasına gittiğinizde, bir teknoloji mağazasına gittiğinizde pek çok TCL ürünüyle karşılaşmanız olası diyebiliriz. Bunlarda güzel olan noktalardan bir tanesi de robot süpürge ya da hava temizleyicisi gibi ürünleri televizyondan kumanda ile ya da sesli komut sistemi ile kontrol edebiliyor olmanız. Tabii ki burada önemli olan noktalardan bir tanesi televizyonunuzun TCL Google TV olması. Bugün bizler de sizle birlikte TCL 65P735 Google TV modelini inceleyeceğiz. Bu televizyonun incelemesine geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Baktığımız zaman bir televizyona uygulama yükleyip dilediğiniz gibi bu uygulamaları çalıştırabilmeniz en önemli etken. Diğer uygulama mağazalarında ise çok fazla uygulama bulunmuyor. Dolayısıyla bu da kullanıcıların hayal kırıklığı yaşamasına neden olabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim devasa televizyonumuza. Gördüğünüz gibi kutunun içerisinden şöyle bir kumanda ile geliyor arkadaşlar. Bu kumandaya baktığımız zaman Netflix, Prime Video, YouTube gibi kısa yolların oluşturulduğunu görüyoruz. Bu aklınıza şunu getirmesin. Ya sadece acaba bu uygulamalar mı var? Tabii ki hayır. Bu televizyona Google Play Store'da yer alan uygulamaları rahatlıkla indirip kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi televizyon üzerinden TCL marka bir robot süpürgeyi ya da hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz hava temizleme aletini de kontrol edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten kullanıcıların rahatını ön plana çıkarmaya yarayan bir özellik olarak dikkat çekiyor. Peki bu televizyon bizlere neler sunuyor? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim arkadaşlar. 4K HDR desteğiyle gelen bu televizyonda 1 milyardan fazla renk bulunuyor arkadaşlar. White Color Gamut, yani doğru renk teknolojisi bu televizyonda mevcut. Zaten dıştan baktığınız zaman direkt olarak dikkatinizi çeken şey televizyonun neredeyse çerçevesiz bir şekilde karşımıza çıkması ki burada TCL gerçekten çok ince çerçevelere yer vermiş. Yani varla yok arasında diyebiliriz. Hızlı hareket eden aksiyon dalı sahneler için MEMC teknolojisi kullanılmış ki bu teknoloji sayesinde görüntü bulanıklığı, daha az görüntü yırtılması ile birlikte kullanıcılara, daha doğrusu izleyicilere sunuluyor. Bu şekilde görüntüyü pürüzsüz bir şekilde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu cihazda hem Dolby Vision hem de Dolby Atmos özelliği mevcut. Yani hem sesleri hem de görüntüleri aynı bir sinemadaymış gibi yaşayabiliyorsunuz. Elbette söz konusu bir televizyon olduğunda kullanıcılar için en önemli olan şeylerden bir tanesi de televizyonun sahip olduğu giriş ve çıkışlar. Cihazın arkasına baktığımızda arkadaşlar 3 adet HDMI çıkışının bulunduğunu görüyoruz. Bunlara bir adet de USB portu eşlik
ediyor. HDMI 2.1 teknolojisinin kullanıldığını da belirtelim ki bu sayede daha gerçekçi görüntüler, daha akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Yani sadece bir şey izlemek olarak düşünmeyin. Bu televizyonla bir oyun konsolu bağladığınızda da son derece akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz ki bu da bence çok önemli. Evet arkadaşlar, gelelim televizyonumuzun görüntü kalitesine, daha doğrusu görüntüyü izleme açınıza göre sizlere nasıl bir deneyim sunduğuna. Biz bu televizyonu test ettiğimiz süre içerisinde açı ne olursa olsun görüntü kalitesi bakımından herhangi bir düşüklük söz konusu olmadı. Yani sağdan izledik, soldan izledik, diğer yönlerden televizyona baktık ama görüntü kalitesi bozulmadı. Dolayısıyla evin ortasına koyduğunuz zaman koltuklarınız nerede olursa olsun televizyonun görüntü kalitesinin son derece akıcı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu neden belirtiyoruz? Hemen söyleyelim. Bazı televizyonlarda açı değiştiği zaman görüntü kalitesinde önemli düşüşler meydana geliyor. Dolayısıyla bu kullanıcı tarafında bazı şikayetlere neden olabiliyor. Ama TCL'in bu modelinde böyle bir durum söz konusu değil. En azından bizim testlerimizde, bizim deneyimimiz boyunca böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığımızı söyleyebiliriz sizlere. Kumandada yer alan Google tuşu sayesinde sesli komutlarınızla televizyonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Örneğin Netflix'i aç. Netflix'i açıyorum. Dediğimde hemen televizyon söylediğimi algılayarak gördüğünüz gibi Netflix'i açtı. YouTube'u aç. YouTube'u açıyorum. Gördüğünüz gibi hemen televizyonumuz YouTube'u açabiliyor ki bu da bence güzel bir özellik. Şu açıdan önemli arkadaşlar. Bu giriş seviyesinde yer alan bir model. Yani fiyat bakımından baktığınız zaman rakiplerinden bir hayli alt seviyelerde yer alıyor. Ve bunu göz önünde bulundurduğumuzda TCL'in bu televizyonu bu tarz özelliklerle donatmış olması gerçekten önemli. Diyelim ve bir diğer ürünümüze geçelim istiyorsanız. Burada az önce de belirttiğim üzere TCL'in bir adet hava temizleme cihazı bulunuyor arkadaşlar. İncelememizin en başında da değindiğimiz gibi TCL aslında geniş bir ürün portföyüne sahip ve bu ürünler Türkiye'de Bilkom güvencesiyle satılıyor. Halihazırda pek çok kişinin belki bu ürünlerden haberi olmayabilir ama yavaş yavaş önümüzdeki süreçte TCL'in aslında sadece telefon ya da televizyon değil oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu göreceksiniz. Burada sizlere değinmek istediğimiz hava temizleme cihazı da yine oldukça şık ve modern görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor arkadaşlar. Son derece sessiz bir çalışma prensibine sahip. Hava kirlendiği anda bunu otomatik olarak size gösteriyor. Üzerinde bir yaprak işareti var. Bu yaprağın yeşil olması havanın temiz olduğu anlamına geliyor. Kırmızı olduğunda ise hava biraz böyle hava kalitesi düşmüş demek oluyor ki bu anda hemen devreye giriyor cihaz ve havayı temizliyor arkadaşlar. Özellikle evinizde evcil hayvan varsa bu tarz bir cihazınızın mutlaka bulunması gerekiyor. Neden? İster istemez evcil hayvanlar koku yapabiliyor. Dolayısıyla bu tarz bir hava temizleme cihazıyla havanın anında kalitesini arttırmanız da mümkün oluyor arkadaşlar. TCL'in bu hava temizleme cihazını mobil cihaz üzerindeki uygulamadan rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Yani illa yerinizden kalkıp üzerinde yer alan tuşlara basarak cihazı kontrol etmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden de pekala telefonunuza indirdiğiniz uygulamayla ya da Android TV'nize indirdiğiniz uygulamayla ne yapabiliyorsunuz? Bu cihazı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Hemen alt kısmında zaten filtre var. Sizin de gördüğünüz gibi dikkatinizi çekiyordu. Bu filtrenin değiştirilmesi de son derece basit. Alttan cihazı açıyorsunuz ve filtreyi değiştiriyorsunuz ki filtrenin kullanım ömrünün bir hayli uzun olduğunu da sizlere söylememiz gerekiyor. Bu bilgileri zaten uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yani filtrenizin daha ne kadar ömrünün olduğunu vesaire uygulama üzerinden gözlemleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani gün boyu çalıştırsanız bile bir filtrenin yaklaşık olarak hani bir sene, bir buçuk sene gideceğini söyleyebiliriz sizlere. Tabii ki bu biraz da evinizdeki hava kalitesine bağlı diyoruz. Eğer çok fazla parfüm, kolonya vesaire sıkıyorsanız evin içinde tabii ki bu cihazın çalışmasını biraz daha arttıracaktır. Dolayısıyla filtrenin ömrünü biraz daha kısaltabilir. Ama normal şartlarda dediğimiz gibi bir seneden de fazla gidecektir bu cihazın filtresi. Evet, bugün sizlerle birlikte Brave A5 modeli ve TCL 65B735 modelini inceledik arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu televizyonun farklı
boy seçenekleri mevcut. Yani bu benim için büyük. Aynı özelliklerde biraz daha küçük olsaydı çok daha ideal olurdu diyorsanız, onlar da mevcut. Bunu herhangi bir online satış mağazasına vesaire girerek de zaten görebilirsiniz. Ya da bir teknoloji mağazasına gittiğinizde bu televizyonun yine aynı şekilde daha küçük bir versiyonunu satın alabilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer iki cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiği kadar sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.